Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicisi, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızla devam ediyor. Bugün sizlere Gaziantep Kilis'te bulunan Gençler Showroom'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Eyüp Gözcü Beyefendi bulunuyor. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz Gençler Kilis'te, şeref verdiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz efendim. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz? Şimdi biz bu sektörde üçüncü nesiliz. Evet. Şu an bizim babamız 70'li yıllarda o zaman manifatura üzerinden başlamış. Şu an bizim yeğenlerimiz yani üçüncü nesilde hala mağazacılıkla iştigal ediyor. Ya bu sektörde bayağı eskiyiz. Evet. Çok geniş bir ürün yelpazesi olan bir showroom'unuz olduğunu görüyorum. Evet. Ve bayan, erkek ve çocuk giyim üzerine. Evet. Ayakkabıdan gömleğe tutun, elbiseden bluze kadar, A'dan Z'ye, şapkaya kadar her türlü ürünü evet. bulabiliyoruz. Ve her beden aynı zamanda erkek, bayan ve çocuk giyim üzerine. Doğru. Hangi markaları bünyenize bulunduruyorsunuz efendim? Şimdi biz bu genel olarak Elsvakiki biliyorsunuz bir dünya markası. Tabii Türkiye'mizin ki. Gururu. De facto vitrin mesela piyasada çok bilinirliği olmasa da La Carino çok iyi firmalar. Hem klasik hem spor giyim evet, ne kadar mesela güzel. Green Country diye bir firmamız var. Gerçekten çok takdire değer bir firmadır. Avrupa'da ve Fransa özellikle Fransa'da çok ve Moskova'da çok etkili çalışmaları vardı. Çok tarzı yakalamış. Tasarımı tut yani o inceliği yakalayabilmiş. Aynı zamanda yurt biridir. Dışından olan ürünleriniz de var yani. Aynen. Yani biz zaten birçok firmamız biz sadece Else ve De Facto dışında yurt dışında çalışan, iç piyasaya pek ürün vermeyen kişilerle de ürünler alıyoruz. O avantajımız da var. Ama biliyorsunuz ki Elsvakiki ve De Facto da artık bir dünya markası oldu. Evet. Yani dünyanın her yerinden takip edilen turistlerimiz olsun, yabancı insanlar olsun, gurbetçilerimiz olsun, gerekse Türkiye'den insanlar olsun, devamlı alınan, çocuklarımızı aldığımız, kendimizi aldığımız bayan erkek evet. ve her türlü ürün renk yelpazesi ve desen yelpazesi olan, evet. ister çizgili olsun, ister sade olsun. Yani bazı insan desenli sever, evet. bazısı sadeliği sever. Yani her tür akla gelebilecek her türlü rengarenk çalışmayı sizde görebiliyoruz efendim. Evet. Peki kaç metrekare bir showroom'unuz var? Şimdi 300 metrekare şu an şehir merkezinde. Evet. Yani dekorunu kendimiz yaptık. Fakat şunu söyleyeyim. Keşke daha geniş metrekareler bulabilsek. Fakat bütün Türkiye'nin sıkıntısı bu 100 bin nüfuslu, 150 bin nüfuslu şehir bantlarında maalesef eski mimari özelliklerden evet. dolayı geniş metrekare mağaza bulmak çok büyük sıkıntı efendim. Evet yani iki katlı bir mağazanız var ama evet. Ne kadar da olsa yine size yeterli gelmiyor. Evet, yani, çok fazla ürün yelpazeniz var. Evet işte inşallah bakıyoruz. Yani belki daha genişletme imkanı var inşallah. Bu elimizdeki kısıtlı imkanlarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet efendim. İleriki dönemler diyorsunuz. Neden olmasın daha büyük bir şube ya da çok katlı bir mağaza sistemiyle inşallah, daha inşallah. Fazla kişiye hizmet vermek değil mi efendim? Bizim amacımız odur yani. Sadece bir spor giyim ve dediğim gibi bir çeşitli gruplarla ürün satıyoruz fakat bizde asıl olan şudur yani müşteri memnuniyetidir evet. yani. Şimdi mesela şöyle anlatayım. Mesela biz bugün kendisine kıyafet vermiş, bir kişi torununa kıyafet vermişiz. Üçüncü nesiliz. Yani bu çok önemli bir konu. Bir de bizim işimiz insan ilişkisiyle ilgili bu. Sadece ürünü satmak, ürünü pazarlamak, ürünü evet. teşhir etmekle alakalı bir konu değil. İnsanlar bir Türk insanı biliyorsunuz. Evet. Çok sıcakkanlıdır. Bazen hatır için bile alışveriş yapar. Evet çok yani, önemli. Gerçekten evet, çok önemli. Bazen bir Avrupa'da beğendiğimiz... yoktur bu evet. Evet. Siz biliyorsunuz dünyayı gezmişsinizdir. Birçok yerde kişi hesabına gelmezse ve fiyatı uygunsa bir yerden alır. Fakat burada bunlar ikinci planda kalabiliyor. Daha çok insan işte evet. dediğim gibi bu bizim Türk insanının güzel tarafı, Türk insanının evet. sıcak tarafı. Evet. Bizim tabii işimize de biraz yansıtıyor efendim. Tabii ki hem yıllarınızı bu işe vermişsiniz evet. hem de insanlarla diyalog ve güler yüz, kaliteli hizmet evet. ürünlerinizle birleşince efendim tabii ki demin de gördüğümüz gibi bayağı bir talep var. Evet çok sağ olun. Müşterileriniz de sizi tanıyorlar. Uzun süredir burada evet, olduğunuz evet, için artık size Eyüp Bey de hitap ediyorlar. Aynen, bu da güzel aynen. bir şey. Demek aynen. ki tanınan, sevilen bir esnafsınız. Bir aile gibiyiz müşterilerimiz de. Evet, yani. Elimizden gelen her türlü kolaylığı sağ evet. Yani biz çok para puldan ziyade gelen kişi memnun olsun, bir şey alsın gitsin. Evet. Ya bir insan mutluludur. Belki de işin güzel tarafı budur yani. Evet. Herkes aradığı her parkasını. Ürünü burada bulmak da çok önemli. Evet, o da çok yani önemli. Yani eşine olsun, kardeşine, çocuğuna veya ne bileyim işte herhangi evet. bir hediye almak amacıyla gömlekten tutun, etekten tutun. Yani her cinsiyete uygun evet. ve çocuklara da uygun ayakkabıdan tutun her şeye kadar sizin showroom'unuzda mevcut efendim. Çok sağ olun. Şimdi dünyayı görmüş birinin bunları söylemesi ve bizi beğenmesi gerçekten bizim için gurur
gurur verici bir konu. Evet efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki biliyorsunuz ki her sektörün kendine ait sıkıntıları evet. vardır. Sektör olarak, firma olarak evet. yaşadığınızı düşünmüyorum gördüğümüz evet. kadarıyla. Evet. Sevilen birisiniz ama evet. Sektör olarak yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Sektör şu sıkıntısı var maalesef. Sektörde bir tekerleşmeye gidiyor. Yani bunun iyi tarafları oldu, kötü tarafları da var. Küçük evet. esnaf büyük bir handikap içerisinde. Evet. Yani marka üretebilen, tasarım üretebilen çok fazla firma yok. Veyahut da bunun için belli bir finans gücü lazım. Maalesef devletimiz küçük esnafa maalesef yıllardır bir üvey evlat demeyeyim de yani daha çok ikinci plana atıyor. Oysa ki bence kalkınmanın anahtarı ve dinamosu küçük esnaftır. Küçük tasarımdır. Daha hareketli, daha mobilize oldukları için evet. kendilerine has her türlü krize karşı, daha şoklara karşı dayanıklıdırlar. Kendini çok rahat adapte edebilirler. Fakat devletimiz bir nedendir ben anlamadım. Israrla küçük esnafa, mesela bakkalları da söyleyeyim sadece yani ben kendi sektörümde değil. Mesela bakkallarımız olsun bunlar çok büyük sıkıntılar içerisinde. Bunun acilen ivedilikle çözüm bulmasını düşünüyorum. Ben kendi sektörüm için değil. Bütün küçük esnaf adına burada bir laf söylemek zaten istiyorum. Zaten burada bir de Suriye sınırındaki olan olaylarla evet. sizi olur olmaz etkiliyordur tabii ki ne kadar olsa. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada Türk insanın alicenaplığını görebiliriz. İnanır mısın? Evinde bir torba kömür olan insanların yarım torbasını gelen Suriyelilere verdiğini biz gözümüzle şahit olduk. Yani evet. Türk insanı bu insanları bir kardeş gibi bir mağdur oldukları doğrusu, için tabii. canıyla ciğeriyle sarmıştır. Bu Türk milletinin çok büyüklüğünün bir göstergesidir. İşte bunlara gözü alarak devletimizin yüreğindeki kilise... Yüreğindeki merhamet ve sevgiden kaynaklı. O evet o tartışılmaz. İşte onu zaten gezerseniz mahalleleri görürsünüz nasıl rahat ettiklerini. Buraya binlerce insan gelmiştir. Hiçbirinin burnu kanamamıştır yani. Bir 10 bin, 40 bin, 40 bin yakın mülteciden bahsediliyor. En ufak bir olay olmamış, adli vaka olmamış. Bu bizim nasıl büyük bir kültüre, nasıl evet. büyük bir geçmişe, nasıl büyük bir medeniyete sahip olduğumuzu, Türk medeniyetinin büyüklüğünü gösteren bence ilginç de bir konudur. Evet, yani sektörümüz dışında onu da bir söyleyeyim, evet. ileteyim dedim efendim. Peki geleceğe yönelik plan, proje ve hedefleriniz nelerdir efendim? Şimdi bizim geleceğe yönelik projelerimiz daha büyük metrekareler. Çok katlı bir mağaza olabilir çok yine. Çok katlı mağazalar. Mesela takım elbise veyahut da o diğer evet. gelinlik sektörü aslında biz manifaturacı olduğumuz abiye. İçin abiye de bize uzak bir konu değildir. Buna yönelik çalışmalarımız var. İnşallah dur bakalım. İnşallah. Hakkımıza hayırlısı olsun diyelim. Peki son olarak sizi tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Eyüp Bey? Şunlara şunu söyleriz. Hepsi bizim başımızın tacıdır. Elimizden gelen onlara hürmeti yaparız. Bizi tercih etmeleri bizim için büyük bir şereftir. Bizim için para gerçekten ikinci plandadır. İnsan ilişkileri ve insani değerler bizim için çok daha önemlidir. Evet. Yani bunu yapabilir, bu imajı verdiyse kilise halkına biz çok severiz kilisimizi. Evet. Yani bize ne mutludur ya. Yani. Evet. Bunu söyleyebilirim. Biz de diyoruz ki efendim 2013'ün yeni yaz trendlerini görmek istiyorsunuz. Evet. Cıvıl cıvıl renklerini görmek istiyorsunuz. Erkek, bayan ya da çocuk giyimi olsun. Ne yapıyoruz? Gençler showroom'a gelerekten bu güzel alışverişimizi yapıyoruz değil mi efendim? Evet efendim. Yani sizin güzel ve zarif bir bayandan bu kelimeleri duymak gerçekten bizim için onur verici bir durum. Bu arada kilise geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Her zaman bekleriz efendim. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyici bugün sizlere Gaziantep Kilis'te bulunan Gençler Showroom'dan seslendik. Söz Merkez Stüdyolarında.